eşik günahlara yatkınlıkları vardır. Tıpkı hastalıklar da böyle. 23 ile 25 bin genden oluşuyor insan. Bunları bir halka 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 olarak düşünün. Her gende farklı informasyon farklı bilgi, farklı protein üretimi, farklı sentezler, farklı metabolizmaları tetikleyen işte biyokimyasal reaksiyonlar oluşuyor. Bütün bunları kontrol eden genetik yapıdır. Şimdi hiçbir insanın genleri, genetik yapısı bir başkasına eşit değildir. Alelleri farklıdır. Dolayısıyla biri karaciğer yağlanmasına yatkındır. Biri akciğer kanserine yatkındır. Diğeri romatizmaya yatkındır. Adam alkol içer, sigara içer, pis şartlarda çalışır akciğer kanseri. Hayatta kansere yakalanmaz. Adamın genetik yapısı farklı. Çok duyduğumuz şeyler bunlar. Evet hocam. 23 ile 25 25.000 genden oluşuyoruz. Farklı. Her insanınki farklı. Biri o kadar dirençli ki. Neden? Bir adam gribe, grip virüsünü alıyor yorgan döşek yatıyor. Ayağa kalkamıyor, hatta öldürüyordu. O biri ayakta dolaşıyor. Neden? Genetik yapı farklı. E, dolayısıyla bütün bunları biliyorsanız genetik yapınıza uygun şekilde kürleri uygulayacaksınız. Efendim benim babam prostat kanseriydi. E bende de yatkınlık var mı? Kesin yatkınlık var. Ama mübarek prostat kanserine yakalanmamak için kür uygulayabilirsin Allah tedbirli kulunu sever tedbirini alabilirsin önleyici ve koruyucu ya işte üşeniyor ya hocam oradan diyor bir kapsül versene bana bir tablet bir şey söyle ben onu yutayım tembel emeksiz kazanç yok Hüseyin Allah'ın bu kadar yarattığı nimeti siz doğal haliyle kullanacaksınız kendinize zaman ayırın ya lütfen şu bedeniniz için kendinize zaman ayırın bu beden sizi fiziki bir beden bu. Araban var mübarek lastiğini değiştiriyorsun, hava filtresini değiştiriyorsun, ne bileyim yağını değiştiriyorsun. Bazen geliyor deposuna bir de katkı ilave ettiriyorsun. E kendine niye bakmıyorsun? Değil mi? Ha, onun için dolayısıyla insanlarımızın ilk okuldan itibaren eğitilmeleri lazım. Yani bunları anlatacaksınız. Anlatacaksınız. E, mümine nasihat iyi gelir. Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin e, lütfudur.